Güvenlik olmadan hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bakanlık olarak, efendim, silahlı kuvvetler olarak emin olabilirsiniz. Gece gündüz demeden gerçekten sınır ötesinde, yurt dışında, değişik yerlerde, efendim, yurt içinde tüm Mehmetçik, tüm silahlı kuvvetler, 85 milyon vatandaşımızın güvenliği ve refahı için. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa hiç kimseyi dinlemiyoruz, haberiniz olsun. Bu terörle mücadelemizi biz yapacağız. Irak'ın kuzeyinde olan terör yuvalarını efendim tahrip edeceğiz. Bunları yok edeceğiz. Nasıl ki Suriye'nin kuzeyindeki efendim, tevessül ettikleri terör koridorunu yok ettiğimiz gibi. PKK ile YPG'nin hiçbir farkı yok. Bunlar aynı. Çünkü eğer bunun dışında bir şey söylerseniz bizim aklımıza ihanet, aklımıza hakaret. Bunlar bütün istihbarat raporlarında, bütün efendim işte yayınlarda, bütün efendim konuşmalar, görüşmeler, gelenler, gidenler, bir sürü temasımız var. Bir sürü kaynak var. Kesinlikle ikisi aynı şey. Aynı şey. Ve bunu bir şekilde böyle masum gösterip onlar başka, bunlar başka filan şeklinde onlarla işbirliği yapmanız kesinlikle uygun değil diyoruz. Gelen misafirlere, muhataplarımıza kesinlikle 85 milyonun orada üniformalı müttefik ülkelerin efendim personelinin üniformalarıyla gidip o teröristlerle konuşmalarının 85 milyonun kızdırdığını, bunun hiç hoşa gitmediğini ve iki ülke arasındaki ittifaka zarar verdiğini açık ve net söylüyoruz. Burada herhangi bir şekilde bizim hani böyle imalı falan filan yok. Açık, net. Direkt bunu bilin diyoruz. Amirlerce bunu söyleyin. Ve maalesef bunu sürdürüyorlar. Bunun sürdürülmemesi için de efendim bunu tekrar dile getiriyoruz. Bizim temennimiz, dileğimiz bunun bir an önce anlaşılması ve bu sevdada vazgeçmeleri. Siz 10 bin kilometreden gelip de burada herhangi bir şekilde kendinize tehdit görüp işte DAEŞ'te vesaire böyle uydurma bir şeyler peşine koşarken biz burnumuzun dibindeki tehdide karşı YPG'ye, PKK'ya sessiz kalamayız. Ne yaparsanız yapın. Bu konuda efendim karşımıza kim çıkarsa çıksın. 85 milyon bitmeden bizim dedim susmamız mümkün değil. Ölürsek tek şehit kalırsak gazi bu konuda biz kararlıyız, azimliyiz. Politikanızı, planınızı, programınızı buna göre yapın. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun efendim faaliyetleri, hudutlarımızın korunması. Hudutlarımızın korunması ile ilgili. Oraya geçmiştekinin 3 katı, 5 katı personel tahsis edildi. Ve en ileri teknolojiyi kullandığımız gece gündüz görüş cihazları, hendekler, tel örgüler, efendim yollar, efendim araçlar, zırhlı araçlar orayı kontrol etmek bakımından büyük bir şekilde, etkili bir şekilde kontrol ediliyor. Adam alıyor şeyden bir videoyu alıyor, bunu yayınlıyor. Diyor ki Afganlar diyor öbek öbek geçiyorlar diyor. Ya videoyu alıyorsunuz, bakıyorsunuz bu efendim Türkiye'nin alakası yok. Ne tarih bakımından, zaman bakımından, ne mekan bakımından. Bunu ispatlıyorsunuz, aradan bir ay geçiyor, bir daha başlıyorlar. Yani böyle bir muhalefet, böyle bir yaklaşım, böyle bir topluluk, böyle bir anlayış var. Bununla mücadele ediyoruz. Gerçekten Mehmetçik'le ne kadar övünsek azdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Mehmetçik hudutlarımızda, yurt içinde, sınır ötesinde, Libya'da, Azerbaycan'da gerçekten destanlar yazıyor. Haberiniz olsun. Bu terörle mücadelede gerçekten bazı yerine tabu olmuştu. Tabu olmuş. Buralara girilemez. Buralara çıkılamaz. Hiçbir yer kalmadı arkadaşlar. Hele hele Türkiye'de yurt içinde asla böyle bir şey söz konusu değil. Yurt dışında da zapt dahil, kara dahil her tarafa giriliyor. Ve inşallah bunun sonu gelecek. Bu konuda çalışmalarımızı artan bir şiddetle, artan bir tempoda sürdüreceğiz. Güvenlik olmadı mı? Hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla bizim bu efendim 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu belaya karşı, PKK'ya karşı verdiğimiz mücadelenin çok iyi anlaşılması lazım. Gerçekten belli bir noktaya geldi, belli bir çizgiye geldi. Yani çöküş alametleri var. Katılımlar sıfır, kaçışlar çok. Ve bunun daha da ötesi, bütün o söz elebaşları ciyak ciyak bağırıyor. Ciyak ciyak bağırıyor. Bunun destekçileri, bunların hamileri demediklerini bırakmıyorlar. Efendim bu şey operasyonlar durmalı, işte asker işte şeyler ambargolar yapılmalı, silah vermeyin, mühimmat vermeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın. Bu bunun alameti. Dolayısıyla tam bu noktaya gelmişken herhangi bir şekilde bir hata gerçekten bizi çok çok başımızı belaya sokar. Bizim tek amacımız 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan, musallat olan bu terör belasına bir son vermek. Derdimiz bu. Dolayısıyla oy verirken diyoruz, oy verirken terörle arasına mesafe koymayanlara dikkat edin. Eğer terörle arasına mesafe koymayanlar varsa bu problem. Problem burada. Şimdi dağdakiler, Kandil'dekiler, teröristler, PKK, YPG kiminle konuşuyor?
Burada bir siyasilerle konuşuyor. O siyasiler kimin ittifak yapıyor? Bunu görmek lazım. Bu bana ne diyemez kimse.